Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu akşam büyük İslam alimi merhum ve muazzin üstadımızın kendi ahlak olan birbirinden farklı özellikleri izah eden bir bahis var. İkinci mebhas, ikinci bölüm olaraktan sıra oraya gelmiş. Bakalım üstadımız bu hususta kendisini nasıl tarif ediyor? Birlikte anlamaya çalışalım. Şu mebhas, bu konu, bana daimi hizmet edenlerin ahlakımda gördükleri acip ihtilaftan, farklılıktan gelen hayretlerine karşı hem iki talebemin benim hakkımda haddinden fazla hüsnü zanlarını tadil etmek, dengelemek için yazılmıştır. Ben görüyorum ki Kur'an-ı Hakim'in hakaikına, hakikatlerine ait bazı kemalat, bazı mükemmellikler o hakayıka, o Kur'an hakikatlerine dellallık eden vasıtalara veriliyor, şu ise yanlıştır. Çünkü mehazın kutsiyeti çok bürhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor. Onun ile ahkamı umuma kabul ettiriyor. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın kaynaklık yaptığı hakikatlerin başka bir yerden destek almasına ihtiyaç yok. Bizzat kaynak kutsal zaten, mukaddes. Ne vakit dellal, yani o Kur'an hakikatlerine tebliğ vasfisini yapan ya da vekil gölge etse, yani onları teveccüh edilse, iman ve Kur'an hakikatlerinden ziyade o hakikatleri anlatan, izah eden zata değer verirse haddinden fazla, o mehazdaki, kaynaktaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Bu sır içindir ki bana karşı haddinden çok fazla teveccüh gösteren, iltifat eden, aşırı hürmet gösteren kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim. Yani özellikle Risale-i Nur'da gözüken anlatılan hakikatler gücünü, kuvvetini Kur'an'dan, delil ve bürhandan alıyor. Bediüzzaman'ın kendi şahsından güç, kuvvet alıyor değiller. Evet, dellallık yapan Bediüzzaman Hazretleri çok değerlidir. Ama çok değerli diye bu hakikatler onun şahsıyla bağlı olduğu takdirde nazarlar, iltifat, alaka, hürmet aşırı bir tarzda Bediüzzaman'ın kendisine gösterildiğinde onun vefatıyla beraber o zaman o hakikatler de diye düşer. Bundan dolayıdır ki Bediüzzaman Hazretleri emir dahi layıkasında birçok yerlerde baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez, edilse vasfeye ehemmiyeti zarardır ifadesini kullanmış. Bir başka mektubunda da her cihette kemalde ve devamda olan bir vazife, çürümeye ve çürütülmeye maruz ve müptel olan fertlerle bağlansa o vazifeye, o hakikatlere ehemmiyeti zarar olur diye bir başka ifadesini böyle kullanmış. Aynı anlamı kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla kendi şahsıyla alakalı önemli bir noktanın altını çizerken kendisine ait farklı şahsiyetler bulunduğunu söylüyor. Şöyle ki, bir insanın müteaddit şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakı gösteriyorlar. Mesela büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki vakar, ciddiyet iktiza ediyor.
makamın izzetini muhafaza edecek etvar tavırlar istiyor. Yani şimdi mesela valinin makamına gittiğin zaman valinin kendi şahsiyet ve karakterinden hariç o vilayeti idare etmenin getirdiği ve devleti temsil eden bir karakterle gelen ziyaretçilere karşı devletin asalet ve ciddiyetini temsil etmesi lazım. Her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür, makamı tenzildir. Yani şimdi mesela vali bir bakan kendisini ziyaret ettiği zaman ona olan hürmet ve saygısını göstermek için kendi oturduğu makama bakanı yer gösterip oraya oturtuyor. Kendisi de öndeki sandalyeye oturuyor. Vali de olsa kendinden üstünde olan bir yetkili zata karşı böyle davranması lazım. Ama her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür. Makamı tenzildir. Makamın hakkını vermemektir. Çok ilginç bir durum bu. Yani mütevazı olacağım diye vali her gelen misafirine, ziyaretçisine tevazu göstermeye kalksa valilik makamının asalet ve ciddiyetini ve devleti temsil makamını düşürmek manası olurmuş. Yani dolayısıyla iki ayrı şahsiyeti olabilir. Mesela kendi hanesindeki şahsiyeti makamın aksiyle bazı ahlak istiyor ki ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir bakar gösterse tekebbür, kibir olur. Allah Allah. Ne enteresan, görüyor musunuz? Demek ki bulunduğun mekana göre insan farklı karakteri taşımak zorunda kalıyor. Valilik makamındaki ciddiyeti vakardır. Aynı ciddiyeti evine gelen misafirlere gösterse kibir olur. Erdi sen vali değilsin ki. Vatandaşsın. Gelenlere ne kadar ikramda, ihsanda bulunsan, tevazu etsen o kadar iyi. Aynı tevazuyu valilik makamında göstersen olmaz, yakışmıyor. Bunlar makamlar birbirini karıştırılmaması lazım gelir diye üstad bunu misal vermiş. Ve hakeza, demek bir insanın vasfesi itibarıyla bir şahsiyeti bulunur ki hakiki şahsiyeti ile çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vasfe sahibi o vasfeye hakkı layıksa ve tam müstahit kabiliyetli ise o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müstahit kabiliyetli değilse, mesela bir nefer rütbesiz bir asker bir müşir makamında oturtulsa, yani bir generalin odasındaki koltuğuna, makamına oturtulsa, o iki şahsiyeti birbirinden uzak düşer. O neferin, rütbesiz askerin şahsi, adi, sıradan, küçük hasletleri makamın iktiza ettiği, gerektirdiği âli, yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. Bu da işin ayrı bir boyutu. Şimdi bu iki misalleri verdikten sonra Üstad Hazretleri kendisini izah ediyor bundan sonra. İşte bu bir çare kardeşinizde üç şahsiyet var. Birbirinden çok uzak, hem de pek çok uzaktırlar. Birincisi, Kur'an Hakim'in Hazine-i Âlisi'nin, Yüce Hazinesi'nin dellalı cihetindeki muvakkat, geçici, sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. O dellallığın iktiza ettiği, gerektirdiği pek yüksek ahlak var ki, o ahlak benim değil, ben sahip değilim. Belki o makamın ve o vasfenin iktiza ettiği seciyelerdir. Ben de bu neviden ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız, o makamındır. Yani Kur'an'ın dellallığı makamındayken
Bediüzzaman çok üstün, çok yüksek, âli hasletlerle mücehhez olarak görünüyormuş. Makam onu gerektiriyor. Kur'an'ın devlallığını yaptığı, tebliğ makamında olduğu bir zamanda öyle tavırları gerektiriyormuş. İkinci şahsiyet, ubudiyet vaktinde, kulluk esnasında, ibadet vaktinde dergah-ı ilahiye müteveccih olduğum Allah'ın dergahını yöneldiğim vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı eserleri gösteriyor. Yani birbirinden farklı ikinci bir hal bu. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatlerinin dellallığını yaptığı zamanki o yüksek hasletler, asalet ve ciddiyet yerinde Allah'a karşı kulluğunu arz ettiği zaman farklı bir durum var. Farklı bir eser gösteriyor. O asar manayı ubudiyetin esas olan kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahi iltica etmek noktalarından geliyor ki o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni metüsena etse beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim. Allahu Ekber. Bediüzzaman'ın en yakın hizmetkarlarıyla hepsiyle teker teker çok görüşmelerimiz oldu. Şu anda onlar dünyada değiller, ebediyet alemine intikal ettiler. Ruhani hayatlarını sürdürüyorlar tabi haliyle. En başta Tahir-i Mutlu abi, Mustafa Sungur abi, Bayram Yüksel abi, ondan sonra Hüsnü Bayram abi, Ceylan abi genç yaşta vefat etmiş 1963'te, onu ben göremedim. Çünkü 69'da tanımıştım Rıza Nurları. O erken vefat etmiş 34 yaşında. Zübeyir abiyi gördüm ama o da vefat etmişti. Vefatında cenazesine gittiğimiz zaman gördüm. Yüzünü açtıklarında normal uyuyan bir insan gibiydi. Ölmüş bir insanın hali yoktu üzerinde. Sanki biraz sonra uyanıp kalkacak gibi insanlıkta bir his uyanıyordu. Ama Zübeyir abinin hayatını okudum, müdafaalarını okudum, hatıralarını okudum. Onların üstadla alakalı anlattıklarına göre üstad hazretleri ehli dünyaya karşı başı Ağrı Dağı gibi dik ve asaletli, heybetli, dirayetli, faziletli ama namaz kılmaya durduğu zaman öyle bir hal içinde oluyormuş ki sanki dünyanın en kusurlu adamı, en günahkar adamı, en aciz, en fakir adamı gibi bir hal içerisinde iki büklüm oluyormuş adeta namaz esnasında. Hatta bunu söylerken hatırıma geldi bir hatırasını nakledeyim. Bayram Yüksel abiyle biz 3 sene kadar Ankara'da birlikte hizmet ettik. Diğer vakıflarla beraber Bayram abi başımızdaydı. Ben de Siteler Dershanesi'nde 20 civarındaki talebeden sorumlu olarak vakıflık hizmeti yapıyordum. O çok hatıralar nakletmişti bize. Onlardan bir tanesi şu. 1953'te Bediüzzaman Hazretleri Emir Dağı'nda ikamete mecburken Demokrat Parti iktidara geldikten sonra valilikten almış olduğu bir müsaadeyle İsparta içinden bir ev kiralamış. Fitnat Hanım diye Allah rahmet eylesin bir kadıncağızın evi bayağı büyük, geniş bir malikane gibi ev. Şu anda Bediüzzaman'ın müzesi olarak kullanılıyor. Ziyaretçiler akın akın oraya gidiyorlar genellikle yazın. Diyordu ki Bayram abi, yani Üstad Hazretleri Allahu Ekber deyip ellerini bağladığı zaman karnına, yani o ahşap binen böyle lerzeye gelir, sallanırdı, biz onu hissederdik diyorum.
Çok birlikte üstadların arkalı önlü namaz kılmışlar. Bir akşam diyor, niyet ettim diyor. Niyetini de şöyle yapmış. Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya, uydum Mehdi'ye demiş. Allah Allah. Yani uydum imama demesi gerekirken uydum Mehdi'ye deyince üstad Allahu Ekber deyip namaza girecek girememiş. Ellerini indirmiş. Tekrar niyet etmiş. Namaza hani imamlık yapacak üstad ya. Bayram abi de sessizce arkadan aynı niyetini tekrarlamış. Allah Allah. Üstad gene giremiyor namaza. Bir türlü namazı duramıyor. İndirmiş ellerini. Tekrar üstad niyet etmiş. Bayram abi de arkadan gizlice niyet ettim Allah rızası için. Akşam namazının farzını kılmaya uydum Mehdi'ye deyince Bedüzzaman geriye dönmüş. Bir şaplatmış buna tokadı. Doğru niyet et demiş. Keçeli. Vallahi diyor gözünde yıldızlar çaktı diyor. Bayağı vurmuş. Ya Allah Allah. Bedüzzaman Hazretleri orada Mehdilik falan ne? Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Kur'an'ın bir dellalıyım. Niye doğru niyet etmiyorsun diye. Vallahi Osmanlı şamarını vurunca gözünde şimşekler çaktı, yıldızlar parladı diyor Bayram abi. Yani kulluk vaatli dünyanın en kusurlu, en günahkar adamı gibi Allah'ın dergahında tekbirini alıp namaza duruyor. Böyle bir hal oluyormuş namaz esnasında. Üçüncüsü de, üçüncü bir ayrı karakterin, hakiki şahsiyetin. Yani eski Said'in bozması bir şahsiyetin var ki, o da eski Said'den irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazen riyaya, hubbu caha şöhrete bir arzu bulunuyor. Hem asil bir hanedandan sülaleden olmadığımdan hısset derecesinde cimriliğe varacak şekilde bir iktisat ile düşkün ve pest ahlaklar görünüyor. Yani şimdi bunu da okuyunca İktisat Risalesi'ndeki bir hatıra gözümde canlandı. Hatırladım onu. Paylaşayım iktisat cimrilik meselesini anlatırken. Bedüzzaman cimri bir insan değil, çok cömert. Gelene gidene ikram, ihsan ne varsa vermeyi seven bir insan. Ama çok da iktisatlı. Hayatı boyunca kimseden zekat, sadaka, bağış, ihanet, teberrü hatta hediye bile kabul etmeyen Bediüzzaman'a talebelerinden birisi 2,5 okka bal hediye getirmiş. Şimdiki ballar gibi değil. O zamanki hakiki bal tabi haliyle. Bizimkiler şimdikiler hakiki mi değil mi kestiremiyorsun. 2,5 okka bal demek 3 kilo demek bugünün kilogram hesabıyla. Okka 1283 gram eski bir ağırlık birimidir. Demek ki 3 kiloyu biraz geçen bir bal. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm? Talebesi kabul etmiyor. İlle sen bunu al. Ben sana bunu özel getiririm. Allah Allah ya evladım ben kimseden hediye kabul etme. Olmaz hocam. Beni kırma illa al. Peki demiş. Ramazan boyunca 3 tane talebem tatlısız kalmasın diye kabul etmiş. Ah. Kendisinin de 1 kilo balı varmış üstadımızın. Anzer balı mıydı? Ondan sonra başka yerin balı mıydı onu bilmem ben. Ama o 3 tane talebe 2,5 okka yani 3 kiloyu biraz geçen o balı ya 3 günde bitirmişler. Birbirine al sana ikram edeyim, o sana ben sana ikram edeyim derken Allah bal bitmiş 3 günde. Bediüzzaman diyor ki, sizi diyor Recep ve Şaban ve Ramazan'da diyor tatlısız kalmasın diye kabul etmiştim. Siz diyor hani Recep, Şaban ve Ramazan'ın tatlısız kalmın diye kabul etmiştim. Siz diyor 3 ayı 3 güne indirdiniz. Afiyet olsun demiş. Zaten demesen olacak yemişler bitirmişler balı. Benim de diyor 1 kilo balım vardı. Ben diyor
Her akşam iftar vaktinde bir kaşık. Ama büyükçe bir tatlı kaşığı, çorba kaşığına vermiyor. Böyle tatlısız kalmasınlar diye kendisi de üç talebesine de büyükçe bir tatlı kaşığı olarak onlara bir kilo balından ikram etmiş. Bir buçuk ay dört tane insana o bal yetmiş. Berekete bakar mısınız? Şimdi benim diyorum bu halimi görenler ya Bediüzzaman amma da cimri ha. Öteki üç talebemin halini görenler ama cömertiz ha birbirimize cömertlik yaptık sanabilirler diyor. Eğer diyor onları ikaz etmeseydim balları bittikten sonra başkasının elindeki bala bakacaklardı. Biraz da bize versinler hesabından. İkaz ettim onları diyor. Benim halim cimrilik gibi gözüktüğü halde büyük bir bereket içinde gizlendiğini gördük diyor. O bakımdan el kanaatu kenzin la yefna. Kanaat hiç bitmez, tükenmez bir bereket kaynağı buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üstadın hayatında yani bu bal örneğinde olduğu gibi çoğu meselelerde yani cimrilik derecesine varan bir iktisadın olduğu görülüyor. Şimdi dellallık, iman hakikatlerine dellallık, tebliğ vasfesini yaptığı vasfesindeki hali asaletli, ciddiyetli, vakarlı. Allah'ın dergahında kulluğa ibadet durduğu zamanki hali ondan farklı. Bir de üçüncü bir şahsiyet olarak işte bu durumu anlattı. Ey kardeşler, sizi bütün bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin, üçüncü şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve suyu hallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim, ben müstahit, çok kabiliyetli ve makam sahibi olmadığım için şu şahsiyetim dellallık ve ubudiyet vasfelerindeki ahlaktan ve asardan, eserden çok uzaktır. Üçüncü şahsiyetim evvelki iki şahsiyetinden uzaktır. Farklı karakter gösteriyorum. Hem dadi hak ra kabiliyet şartinist kaidesince yani Allah vergisi için kabiliyet şart değildir demekmiş. Sübhanallah. Herhalde Farsça bir beyte benziyor. Allah vergisi için ayrıca bir kabiliyet şart değildir. Allah kulunu istihdam eder. Ben de bu vaziyetteyim demeye getiriyor herhalde. Bu kaideyle Cenab-ı Hak merhamet kârane kudretini benim hakkımda böyle göstermiş. En edna küçük bir nefer gibi, sıradan rütbesiz bir asker gibi bu şahsiyetimi en âlâ yüksek bir makamı müşiriyet, generallik makamı hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'aniye'de, Kur'an sırlarına hizmette istihdam ediyor. Yüz binler şükürler olsun. Nefis cümleden süfli aşağı, vazife cümleden âlâ yüce. Elhamdülillahi hâdâ min fadli rabbi. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu kendi üç farklı karakterini anlatmış ve bunu da yazmış, kitaba da koymuş. Kıyamete kadar okunacak olan mektubatta bu duruyor. Biz de bunu okuduk, tamamladık, bitirdik. Peki ne anladık bundan? Bediüzzaman böyleymiş de biz kendimize ne ders çıkartacağız diye düşündüm burayı okurken. Pek fazla bir şey de aklıma gelmedi ama şunu da söyleyeyim. Yani bizler nur talebeleri olarak her birimiz kendi bulunduğumuz alanımızda biz bilmeden, biz farkında olmadan Allah hepimizi çok önemli hizmetlerde, iman ve Kur'an hizmetinde istihdam ediyor. Öyleyse bu halden dolayı Allah'a nihayetsiz şükürler etmemiz lazım. Bize yaptırdığı hizmetler açısından baktığımız zaman
Yani diğer insanlardan farklı özel bir kabiliyetimiz olmadığı halde, hatta çok kabiliyetli insanlar olmasına rağmen bazı hizmetlerde seni, beni, onu eğer Allah istihdam ediyorsa bu tamamen Allah'ın bir ikramıdır, ihsandır deyip şükretmeyi gerektiren bir durum diye evvela aklıma bu geldi. Şimdi biz makam sahibi değiliz. Ne valiyiz, ne evliyayız, ne şuyuz, ne buyuz, neyiz? Sadece Kur'an'ın hizmetkarlarıyız bizler. Ve bize göre de en büyük makam da bu. Kur'an hakikatlerini hizmetkarlık yapmak. Bundan daha öte, daha ileri, daha yüce bir makam mı olur canım? Öyleyse biz birbirimize karşı lüzumsuz vakar, lüzumsuz ciddiyet, lüzumsuz tepeden bakmalar gibi haller olursa Allah korusun, buradaki durumlara uygun yaşamamış oluruz. Biz birbirimize karşı, madem Bediüzzaman Hazretleri, siz birbirinize en yakın nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz dediğine göre ve İhlas Risalesi'nde de kardeşler birbirine fani olmak olan fena fil ihvan sırrı nur talebelerinde hükmetmesi gerektiğine göre biz birbirimizi Allah için ziyadesiyle sevmeliyiz. Ki zaten biz muhabbet fedaileriyiz. Üstad söylüyor bunu. Ve eşit şartlarda birbirimize üstünlük olmadan birlikte hizmet ediyoruz. O zaman Allah razı olsun, iyi ki varsın kardeşim diye biz birbirimizin varlığıyla iftihar etmeliyiz. Öyle değil mi? Sen benimle, ben seninle, o onunla, o da bununla karşılıklı birbirimizin varlığından memnun olmalıyız. Birbirimizin varlığından rahatsız olmak gibi bir şey olsa o ihlas sırrına zıt olur. Hele rekabet, hele haset, hele çekememezlik gibi sıkıntılı duygular varsa bu hiçbir nur talebelerinin birbiri arasında yakışmaz. Böyle bir şey söz konusu olmaması lazım. Birbirini yok etmeye çalışmak, sen git, sadece ben olayım orta yerde demek ise bu hizmeti yapılabilecek en büyük bir kötülük olur. Çünkü Üstad Hazretler konuşurken aklıma geliyor İhlas Suresinden, hakkı hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak gibidir. Ne kadar kuvvetli omuzlar altına girse birbirini kıskanmak değil, ondan memnun olmak lazım gelir. Çünkü ağır bir hazineyi taşıyoruz. Bir kişi tek başına taşıyamıyor. İki kişi de yetmiyor, üç kişi de yetmiyor, on kişi de yetmiyor. Çok ağır çünkü. Ne kadar kuvvetli omuzlar kardeşlerimiz altına girse, hizmetin bir ucundan tutsa, hay Allah razı olsun kardeşim demez miyiz ya? Dünyevi yükler için böyle dediğimiz gibi manevi iman Kur'an hizmetinin yükünü taşırken birlikte çalıştığımız kardeşlerimizin varlığı bizleri memnun etmeli. Niye? Çünkü yükümüzü hafifleştiriyor. Bir başka nokta. Şimdi mesela hepimizin cemaat olarak, Risale-i talebeler olarak ortak bir sevap havuzumuz var. Bu sevap havuzuna herkes istidat ve kabiliyetleri nispetinde Allah'ın istihdam ettiği şekilde muhtelif köşelerinden muhtelif büyüklükte borularla sevap akıtıyoruz. Kimisi çeyrek boruluk sevap döküyor, kimisi üç çeyrek kalınlığında boruyla, kimisi doğal gaz borusu gibi büyük, çok geniş borularla sevap döküyor ama hep beraber her gün sevap havuzunu birlikte dolduruyoruz. Sonra ne oluyor? O her gün mesela 100 milyar sevap veya 1 trilyon sevap olmuş diyelim ortak. Hiç bölünmeden, parçalanmadan hepimizin amel defterine o sevap yansıyor. Bölünme yok. İştirak-ı amal-i uhreviye, yani ahirete müteallik
hizmetlerde şirketleşmek denilen bir sır bu. E öyleyse ya kardeşim benim boru ince az döküyorum sevabı da sen niye kocaman boruyla sevap akıtıyorsun denmez ki. Çünkü yekün sevap hiç bölünmeden herkesin amel defterine yansıyacak. E o zaman birbirimizin hizmetlerini alkışlamak, duacı olmak, taraftar olmak varken itiş kakış niye olmaması lazım? E oluyor mu? E maalesef olur. Niye? E burası imtihan dünyası. Allah hepimizi imtihandan geçiriyor. Sizi diyor kaç defa altın mı bakır mı diye 3-4 eleklerle elemek kader iktiza etti ki bu Eskişehir hapishanesi başımıza geldi diyor. Ya bir başka mektubunda elmaslar şişelerden sıddık fedakarlar sebatsızlardan halis muhlisler benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu müthiş imtihana girdik diyor. İki sebebi var deyip izahını yapıyor. Arkadaşlar çok imtihanlardan geçiyor. Nur talebesi olduk diye imtihandan muaf değil. Daha ince, daha sıkı, daha ağır imtihanlardan geçiriliyoruz. Allah cümlemize bu manevi imtihanları hakkıyla ihlas dairesine vererek Allah'a emanetimizi teslim etmeyi cümlemize nasip kılsın inşallah. Duasıyla burada dersi bağlamış olalım. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.